Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından herkese merhaba. Ben Furkan Selim Kaplan. JÜTV ve JÜRADYO ortak yayını olan Sağlığın Ritmi programına hoş geldiniz. Bugün Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doçent Doktor Çağlar Yıldız hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhabalar. İzleyicilerimize ve dinleyicilerimize kendinizden biraz bahseder misiniz? Tabii ki. İsmim Çağlar Yıldız. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda görev yapmaktayım. Uzun yıllardır aynı yerde görev yapıyorum. Teşekkürler hocam. Dilerseniz programımıza sorularla devam edelim hocam. İlk sormak istediğim, miyom nedir hocam? Kadın hastalıklarındaki yeri nedir miyom? Evet. Şimdi miyom temel olarak rahim aslında şeyden genel olarak düz kaslardan oluşan bir organ. Ve miyom da bu düz kaslardan bir grubunun anormal derecede çoğalmasıyla ortaya çıkan iyi huylu bir tümör. Kadın hastalıklarındaki yeri nedir? Çok sık görülmesi ve şikayetlere sebep olması nedeniyle kadın hastalıklarında önemli bir yer ediniyor. Çünkü sebep olduğu şikayetler nedeniyle kişilerin günlük hayatını, çalışma hayatını çok olumsuz etkileyebiliyor. Teşekkürler hocam. Miyom kişide ne gibi şikayetlere sebep oluyor? Şöyle ki, en sık sebep olduğu şikayetler, yani hastalarımız bize geldiğinde sıklıkla belirttikleri şikayetleri, fazla kanamaları, adet kanamalarının fazla olması ya da adet araları dönemlerinde düzensiz kanamalarının olması ya da sıklıkla ağrıya sebep olması ki bu ağrı şiddetli hale gelebilip insanı içten güçten alıkoyacak şekilde olabiliyor. Ya da kitle etkisi nedeniyle karnında bir huzursuzluk hissi, şişkinlik veya idrara sık çıkma, idrar kaçırma ya da kabızlık gibi şikayetlere sebep olabiliyor. Peki hocam, miyomlar neden oluşur? Şöyle, aslında bunun tam sebebini bilemiyoruz. Neden oluşur? Henüz ortaya koyulmuş bir sebep yok. Ama şunu biliyoruz, çok sık görülüyor. Şöyle, yaklaşık 3 kadından birinde miyom ortaya çıkıyor. Ve bu da toplumda çok yaygın olarak kabul ediliyor. Ama sebebi nedir? Az önce bahsettiğimiz düz kas hücrelerinin anormal çoğalması. Ama onun sebebi nedir? Henüz bilmiyoruz. Miyomların kişiye zararı var mıdır hocam? Hani tedavi edilmezse ne olur? Tabii ki. Şöyle, birçok miyom aslında şikayete sebep olmadan varlığını devam ettiriyor. Bazen tesadüfi olarak normal rutin yapılan muayenelerde tespit edilebilir. Ama zararı var mıdır? Evet, işte az önce söylediğimiz gibi düzensiz kanamalara ya da aşırı kanamalara sebep olarak kişide kansızlığa sebep olabilir. Kan miktarını çok düşürebilir. Ya da ağrı şikayeti çok fazla olursa söylediğimiz gibi günlük işlerinden alıkoyabilir. Yine diğer şikayetlerle birlikte de insanların çeşitli düzeylerde rahatsızlıkları ortaya çıkacaktır. Peki hocam, miyomlar kötü huylu mudur? Şöyle söyleyelim, miyomlar kötü huylu değildir. Miyomlar iyi huylu tümörlerdir. Çok çok nadir olarak, bu da yaklaşık işte %0.5 gibi bir oranda diyebiliriz. Kötü huylu gelişim gösterebilir. Ama biz buradan şunu çıkaralım. Miyomlar iyi huylu tümörler. Miyomlar genellikle iyi huyludur. Evet. %5 bir ihtimalle. Yok, %0.5. %0. Evet. Çok evet. Çok düşük bir. Çok ihtimal. Düşük. %1'den az yani. Miyomlar gebeliğe engel olur. Şimdi miyomları yerleşim yerlerine göre, rahimdeki yerleşim yerlerine göre kategorize ediyoruz. Eğer gebeliğin oluşumuna zemin sağlayan alanlarda, bölgelerde miyom gelişimi söz konusuysa, evet, miyomlar gebeliğe engel olabilir. Örneğin rahim içerisinde, rahim içi dokuyu
ciddi şekilde etkileyecek büyüklükte bir miyom var ise bebeğin tutulmasını etkileyecektir, olumsuz etkileyecektir. Ya da tüplerin doğal yapısını bozan bir miyom yerleşimi söz konusuysa, evet, gebeliği etkileyecektir. Hatta şunu da yapabilir, gebelik oluştuktan sonra düşüklere ya da erken doğuma sebep olabilir. Miyom tanısı nasıl konulur hocam? Miyom tanısı en sık kullandığımız ve en çok bize faydası olan yöntem ultrasonografidir. Ultrasonografi ile bakılarak kolaylıkla miyomun tanısı, yerleşimi, miyom hakkındaki bilgiler edinilebilir. Diğer görüntüleme yöntemlerinden tomografi ve MR gibi yöntemler de daha komplike olduğu düşünülen ya da rahim içerisinde veya çevre organlarla olan ilişkilerini değerlendirmemiz gereken durumlarda kullanılabilecek yöntemlerdir. Peki tedavi yöntemleri nelerdir hocam? Şimdi tedavi yöntemleri az önce söylediğimiz gibi eğer miyom kişide belirgin bir şikayete sebep olmuyor ise gözlem tedavisi, gözlem yapılabilir. Bu da nedir? Yaklaşık 3 ile 6 aylık aralarla tekrar muayene ile miyomun gelişimi takip edilebilir. Ya da sıklıkla yaptığımız tedavi cerrahi tedavidir. Bu kapalı yöntemle yapılabilir, laparoskopik dediğimiz, ya da açık yöntemle yapılabilir. Yine miyomun büyüklüğü, yerleşimi, kişinin genel sağlık durumu bu tür ameliyatlarda belirleyici olmakta. Daha nadir olarak embolizasyon dediğimiz yöntem kullanılabiliyoruz. Yani miyomu besleyen damara ulaşıp radyolojik olarak o damarı kapatarak yapabiliyoruz. Bu da çok yine kişinin genel sağlık durumu ile ilgili sebepler ön planda oluyor. Bir de bazen miyomların kısa süreli küçülmesini sağlamak ve cerrahimizi kolaylaştırmak adına hormonal tedaviler uygulayabiliyoruz. Ama aklımızda şöyle kalmasın, ilaç tedavisiyle, hormon tedavisiyle miyomu ortadan kaldırmak mümkün mü? Hayır, değil. Temel tedavisi cerrahi yöntemdir. Hocam, polikistik over sendromu gebeliğe engel midir? Şimdi polikistik over sendromu geniş bir klinik yelpazesi olan bir hastalıktır. Şunu söyleyemeyiz, kesinlikle gebe kalınamaz. Bu yanlış bir bilgidir. Evet, gebe kalınabilir. Yani temelinde şöyle bir sorun var. Polikistik over sendromlu hastalarda yumurtlama ile ilgili bir defekt var. Ama hiç yumurtlaması olmaz mı? Hayır, öyle değil. Dolayısıyla gebelik oluşabilir mi? Evet, oluşabilir. Yumurtlama ile ilgili problem olduğu için de gebelikle ilgili sorunlar yaşanma ihtimali yüksektir. Dolayısıyla polikistik over sendromlu hastalar gebe kalabilirler. Ama bu ihtimal biraz düşük. Gebeliğe engel olabilir. Peki hocam, polikistik over sendromu geçici bir hastalık mı? Hayır, polikistik over sendromu geçici bir hastalık değil. Yumurtalıkların yapısı itibariyle ve hormonal dengenin çalışması itibariyle geçici bir hastalık gibi görmemek gerekiyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Doktora başvurduğunuzda şöyle bir düşünce oluşmasın. Polikistik over sendromu ile ilgili bana bir ilaç verildi. Bir ay bu ilacı kullandım ve hastalığım geçti. Böyle bir durum değildir. Uzun vadeli kişinin şikayetlerini temel alarak tedavisi planlanan bir hastalıktır. Peki hocam, polikistik over sendromundan ne zaman şüphelenir? Şimdi sıklıkla ortaya çıkardığı belirtilerden bahsedelim. Nelerdir? İşte adet düzensizlikleri, bunların başında gelmekte. Ve tüylenme artışı, yine şüphelenmesi gereken durumlardan bir tanesi. Yine istemsiz, kontrolsüz kilo artışı, polikistik over sendromunu düşündürmesi ve bunların bir araya gelmiş hali daha belirgin olarak polikistik over sendromu düşündürebilir. Hocam, verdiğiniz cevaplardan dolayı çok teşekkür ederiz. Dilerseniz programımıza sosyal medya kısmımız var. O şekilde sosyal medya hesabımıza gelen sorularla devam etmek isterim. Olur.
İzleyicilerimizden bir tanesi, Legis sancısının çok şiddetli olması hangi hastalığa işarettir? Şimdi şöyle, aslında direkt bir hastalığa bağlamak doğru değil. Biz adet sancılarını temelde ikiye ayırıyoruz. Primer ve sekonder. Primer dediğimizde ortada organik bir sebep, yani gözle görülür, ağrıya sebep olabilecek karın içerisinde, rahim içerisinde, rahim çevresinde, yumurtalıklarda bir patoloji olmaması durumunu kastediyoruz. Genellikle adet döngüsü içerisinde ortaya çıkan prostaglandinler olarak isimlendirdiğimiz maddelerin aşırı üretimiyle ortaya çıkan bir ağrıdır. Primer dismenore. Bu durumda da ilaç tedavisi ciddi anlamda işe yaramaktadır. Adetin düzenlenmesi ve ağrı kesicilerin kullanması bu adet sancısını azaltmada faydalı olacaktır. Diğer kategorisi sekonder dismenörde ise az önce söylediğim gibi altta yatan bir organik sebep vardır. Bu da ne olabilir? Örneğin endometriyoz dediğimiz bir hastalık var. Bu olabilir. Ve bunun tedavisini ayrıca planlamak gerekiyor. Yumurtalık kistleri olabilir ya da miyomlar olabilir. Bunların da tedavileri farklı farklı olmakla birlikte cerrahi tedavide işin içerisine girecek şekilde tedavileri planlanabilir. Peki hocam, Regis sancıları genetik midir diye başka bir soru gelmiş. Öyle mi, genetik midir? Şöyle, bir miktar genetik geçiş ya da işte soya çekim olduğunu söyleyebiliriz. Ama tamamen işte annemizde adet sancıları çok şiddetliydi, bizde de öyle olacak. Hayır, böyle değildir. Genelde kişiye özel durumlardır. Peki, teşekkürler. Diğer bir soru hocam. Kadınlarda fazla tüylenme hormon bozukluğuna işaret midir? Şeklinde bir sorumuz var. Az önce söylediğim gibi fazla tüylenme eğer beraberinde hormonal düzensizlikleri işaret eden işte adet düzensizlikleri, kilo artışları, sivilcelerin çıkması gibi durumlar eşlik ediyorsa, evet, hormonal bir dengesizlik vardır. Biz bu durumda yumurtalık fonksiyonlarını daha detaylı olarak inceliyoruz. Peki hocam, diğer bir soru gelen sorulardan. Doğum kontrol haplarının uzun vadede kullanımı zararlı mıdır? Şöyle, eğer kişinin ek bir hastalığı yok ise, örneğin kalp hastalığı, kalp damar hastalıkları, karaciğer hastalığı ya da işte meme ile ilgili hastalıklar ya da migren gibi bir hastalığı yok ise 35 yaşından küçük sigara kullanmayan kişilerde güvenli olarak kullanılabilecek bir doğum kontrol yöntemidir. Doğum kontrol hapları ve uzun vadede kullanımlarının da herhangi bir sakıncası bildirilmemiştir. Örneğin yumurtalık kistlerine sebep olur mu denir? Yok, hayır, olmaz. Ya da bıraktığımız zaman gebeliğe engel midir? Hayır, çok kısa bir süre içerisinde yumurtalıklar kendi işlevlerini tekrar devam ettirirler ve gebeliğe engel değildir. Diğer bir soru hocam, gebelere şeker yükleme testi yapılmalı mıdır diye bir soru geldi. Evet, sürekli gündemde olan bir konu. Hastalarımız da bize sıkça soruyor. Gebelikte şeker yükleme testini yapmanın uygun haftalarda hiçbir sakıncası yoktur. Bilimsel olarak ispat edilmiş ve söylediğimiz miktardaki şeker tüketiminin yüklemesinin gebeliğe, bebeğe herhangi bir sakıncası yoktur. Diğer bir soru hocam. Sezaryen sonrası vajinal doğum mümkün mü? Sezaryen sonrası vajinal doğum mümkündür, evet. Ama bu soru belki iki basamaklı cevaplandırılması gerekir. Teorik olarak mümkündür, pratik olarak pek tercih edilen bir yöntem değil. Sebebi de şudur, sezaryen sonrası vajinal doğumu gerçekleştirebilmek için hem anne ile hem de bebekle ilgili bazı kriterlerin yerine getirilmesi gerekiyor. Bunlar bir arada olur ise, evet, sezaryen sonrası vajinal doğum denenebilir. Nedir bu kriterler? Birincisi ve en önemlisi annenin isteği. Annenin kendisinin vajinal doğum yapma isteğinin olmasıdır. Bir diğeri bebeğin uygun ağırlıkta olması. İri bir bebeği
sezaryen sonrası ki gebelikte iri bir bebeği vajinal doğuma zorlamak doğru olmayacaktır. Ya da bebeğin geliş şeklinde bir anormalliğin olmaması gerekiyor. Ya da rahimle ilgili bir sıkıntı olmaması gerekiyor. Bunlar sağlanır ise evet, o zaman denenebilir. Peki hocam, izleyicimizden gelen yine diğer bir soru. Demir miktarı düşük olan kadınlarda regl kanaması çok mu olur? Şöyle, aslında tam ters olarak düşünmek gerekir. Kanama, adet kanaması fazla olan kişilerde kanamanın bir sonucu olarak demir miktarı düşmektedir. Biraz ters mantıkla gitmek gerekiyor. Demir miktarı daha düşük olur. Düşük olur, evet. Yani demir miktarı düşük olduğu için adet kanaması fazla oluyor değil. Tam tersi. Adet kanaması fazla olduğu için kişinin kan kaybı fazla olacak demektir bu. O nedenle kandaki demir miktarı azalacaktır. Hocam, izleyicilerimizden bir tanesi, çikolata kisti ağrı yapar mı diye sormuş. Çikolata kisti ağrı yapar mı? Evet, çikolata kisti ağrı yapabilir. Şöyle, çikolata kistinin aslında sebep olan hastalığın ismi endometriyoz dediğimiz hastalık. Bu endometriyoz dediğimiz hastalık yumurtalıklarda geliştiği zaman ve orada kistik bir yapı oluşturmaya başladığı zaman zaman içerisinde büyüyor ve içeriği nedeniyle bu ismi verdiğimiz çikolata kisti görüntüsü ona benziyor çünkü. Akışkan bir çikolataya benziyor. Buna sebep oluyor ve bu hastalık hem kendisi hem de sebep olduğu kistik yapı belirgin bir şekilde ağrıya sebep olabilir. Peki hocam, izleyicilerimizden bu izleyicimiz hatta Sivaslı bir izleyicimiz. Üniversitenizde tüp bebek ünitesi var mıdır diye bir soru sormuş. Evet, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde tüp bebek ünitesi vardır. Uzun yıllardır hizmet vermektedir ve başarılı bir tüp bebek ünitesidir. Hem laboratuvar imkanları hem de kliniği olarak özellikle zor vakalarda, tekrarlayan denemeleri olan hastalarda başarı şansı yüksek olan bir kliniktir. Söylediğim gibi uzun yıllardır da hizmet vermektedir. Çok teşekkür ederiz hocam, verdiğiniz bilgilerden dolayı. Bizleri kırmayıp programımıza katıldınız. Bilgilerinizi izleyicilerimizle ve dinleyicilerimizle paylaştığınız için tekrardan da çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Bu haftaki programımızın sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlığın ritminde kalın.